Er-Rahim, fail vezninden. Arapçada vezinler vardır. Kalıplar yani. Bu kalıplar üzerinden fiiller türetilir. Fail kalıbı, Rahim isminin kalıbıdır. Ve bu kalıp Arap dilinde çok özel bir kalıptır. Genellikle Arapça bilenlerimiz zanneder ki bu kalıbı fail kalıbı. Hayır, bu kalıp aynı zamanda mef'ul kalıbıdır. Yani hem özne hem de tümleç. Yani hem etken hem edilgen. Hem subject hem obje. Dolayısıyla nasıl oluyor? Allah için nasıl olacak şimdi tabii? Orada çetrefil hale geliyor. Allah'ın özne olması gayet anlaşılabilir bir şey. Rahmetin özne olması. Peki Allah için eğer bu kalıpta böyle bir mana varsa bu mana Allah için nasıl izah edilecek? Yani rahmetin mef'ulü nasıl olacak? Geleceğim oraya. Sadece atıf yaparak gidiyorum. Bu fiilin sahibine isim olması için onun fiili meslek haline getirmesi lazım. Yani fa'il, rahim dedik değil mi birine? O rahimdir dedik. Siz rahim bir insansınız dedik. Onun rahmeti meslek edilmesi lazım. Bu ne demek? İsmi fail olması için failin adı haline gelmesi lazım. Fiilin failin adı haline gelmesi lazım. Bir kere merhametli olmanız yetmez. Ona rahim denmez. Hatta iki kere merhametli olmuş olmanız da yetmez. Ömrünüzün tüm eylemlerinizin temeli merhamet olacak. Ki merhametin faili olasınız, merhametin ismini ismi fail olarak alasınız. Bilmem anlatabildim mi? Anlatmaya kudretim yetti mi? Allah'a rahim derken bir kez rahmet eder, iki kez rahmet eder, üç kez. Sınırlı bir rahmetin sahibine rahim ismi verilmez. Evet. Öyledir. Öyle de olması lazım zaten. Onun için Allah'ın rahim isminin bizde tecelli etmesi için merhametimize sınır koymamak durumundayız. Merhametimize sınır. Yani kul ne kadar yapabilirse, kul ne kadar merhametli olabilirse, ne kadar olabilirse o kadar.